5. sınıfa gidiyordum. Okul yarışları oluyordu o zaman, ilkokul, işte ortaokul seçme yarışları. Onun için kendi sınıf arkadaşım Nazlı İrem. O dedi ki hani böyle böyle bir şey var, ismini yazdırmak isteyen varsa bana ismini yazdırsın. Ben de yerimde duramıyorum. Hani gidip kızlarla evcilik oynamazdım hiç. Çocuklarla futbol oynardım. Maç yapardık yani. Öyle bir çocukluğum vardı. Sonra ismimi yazdırdım. Ertesi gün seçmeler oldu. İşte 800 metre, 100 metre, uzun atlama. Birkaç branş daha var, şu an aklımda yok. Hepsinde herkesi geçiyorum yani, ismini yazdıran. Özellikle uzun atlamada çok iyiydi derecem. Artık işte bütün branşlar yapıldı, bitti her şey. Hoca hani listede ismi olanları yanına çağırdı. Herkese işte sen gel, sen kal. Herkese tık, bana eksi. Neden bana eksi? Ben niye gelemiyorum? Benim ne eksiğim var? Sinirlendim aslında öyle olunca. Dedi ki senden olmaz. Herkesten önce gittim servisin en arka köşesine oturdum. Şimdi kızlarla da aramız iyi yani, beni gördüler, kimseye bir şey söylemediler. İşte geldi etti falan demediler. Neyse sahaya gittik. Okulda yaptıklarımızın aynısını oradaki antrenör de yaptı. Hakan Çadırcı bu arada. İlk antrenörüm. Durarak uzun atladık. Durarak 3 adım atladık. 30 metre koştuk. Birkaç branş daha var işte, bu 800 metre falan koşturdular bize. Ondan sonra dedi ki senin derecelerin çok iyi. Yani herkesi gönder, dedi sen kal. Sen kal yani. Sen antrenman yap. Sonra ben artık antrenmanlara başladım. Böyle sporcu gibi hissediyordum kendimi. Gizli gizli gidiyormuş okuldan. Bu eve geliyordu okuldan. Çantasını atıyordu. Koşarak servis saatine yetişiyordu. Hocası vardı. O istemiyormuş. Niye istemedi ki? Bayan halbuki desteklemesi lazım. Bir bayan bayanı. Ego'daydı önce. Bir sene sonra Ego Spor Kulübü'nün kız takımı kapandı. Beni Enka'dan istemişler. Hani benim de hayalim sonuçta Türkiye'nin büyük kulüplerinden. Orada yarışmak benim hayalimdi. Gittik. İşte kulübe alındım falan. İlk kulüpteki yarışım İzmir'de oldu. Çok heyecanlıyım. Yani ilk defa bir kulüp adına yarışacağım. Ve o kulübü sanki milli takımımı temsil eder gibi temsil etmem gerekiyor. Derecelerim iyi. Sahaya çıkarken böyle göğsümü kabarta kabarta çıkıyorum. Herkes korkuyor benden. İster istemez. Sonra uzun atlıyordum o zaman. Hala uzun atlıyordum. Atladım, yine birinci oldum. Bu böyle bu şekilde hep devam etti. 16 yaş altı yarıştım. Yıldızlar yarıştım. Gençlerde yarıştım. Şu an U20 için ve hala Enka'dayım. ...19 Kasım. Hiç unutmuyorum o tarihi. Çok büyük bir sakatlık geçirdim 19 Kasım'da. Hamstringim yırtılmıştı. Sonra umutlarım artık teker teker tükenmeye başladı. Hani kendi kendime artık ha bitti Tuğba dedim. Hani yapamayacağımı hissetmeye başladım. Sonra aklıma şu geldi. Senin bir hedefin var. Sen 14 metre atlayan ilk Türk kadın olmak istiyorsun. Artık bunu da unutmaya başlamıştım. Artık olmayacağını düşünmeye başlayarak kendimi bir anda soğuttum. Bir anda. Sonra artık diğer sezon başladı. Sakatlığım düzeldi. Antrenman yapamıyordum ama. Daha doğrusu yapmıyordum da denebilir. Çünkü istemiyordum artık. Yani hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi düşünüyordum. Kardeşim bilinçsizce o kadar ağır bir laf söyledi ki bana. Hani onun sayesinde tekrar döndüm aslında. Bana şey söyledi dedi. Tuba sen eskiden bu eve hep madalyayla gelirdin. Ne oldu? Yani doğru söylüyor dedim kendi kendime. Hani sen vazgeçmek için başlamadın ki. Niye tarihte adın yazılmasın? Hep bunu düşündüm. Sonra diğer sezon işte şu anki çalıştığım antrenörüm Cahit Yüksel'le konuştum. Dedim böyle böyle, ben dedim hani yapacağım bu işi. Çünkü seviyorum, benim yerim orada, ben oraya aitim. Spor yapmasam ne yapacağım ki?
Ne yapabilirim yani? Başka seçeneğim yok. Cahit Hoca ile konuştum. Beni istemedi. Tuğba benimle çalışmak istediğini söyledi. Yalnız Tuğba'nın daha önceki tavır ve davranışlarından dolayı benim kurallarım olduğunu, bu kurallara uyması gerektiğini, uyarsa birlikte olabileceğimizi kendisine söyledim. Sakattım aslında. Sakatlığım değildi asıl konu. Yani çok iyi bir sporculuğum yoktu benim. Hiçbir şeyime dikkat etmiyordum. Yani uykuma dikkat etmiyordum, yememe dikkat etmiyordum, gezmeme dikkat etmiyordum. Ki o da öyle bir antrenör ki gerçekten antrenör. Yani şimdi bu devirde boynuna kronometreyi takan antrenörüm diye geziyor. Ama benim antrenörüm öyle değil. Tabii olmazsa olmazlardan bir tanesi antrenman disiplinidir. Bunlara uymamız gerektiğini, uyduğumuz takdirde yol alacağımızı kendisine söyledim. Hocam böyle işte hani ben artık disiplinli bir sporcu olacağım. Dediğiniz her şeyi yapacağım, her şeye dikkat edeceğim. Hani başaracağım bu sefer. Bir şekilde ikna ettim. Sonra başladık antrenmanlara. Hayatımın en zor 4 ayıydı galiba. Hiç unutmuyorum o antrenmanları. O kadar zor geçti ki benim için. Ama şimdi meyvesini topluyorum. Benimle antrenmanlara başladıktan sonra, koyduğum kurallara uymaya başladıktan sonra bu işin bir iş olarak yapılması gerektiğini ve kendisinin bir potansiyel olduğunu öğrettikten sonra biz ona bu dereceler ortaya çıkmaya başladı. Sonra Bursa'ya gittik. İlk gün uzun atlama yarışı vardı. Birinci oldum o yarışta. Bu benim için çok büyük bir başarıydı yani. Sonuçta o zamana kadar uzundaki en iyi derecem yapmıyordum ama 5.62 idi. Sonra 6.42'lik bir derece atladım. Ertesi gün benim için en önemli yarışım vardı. 3 adım atlama. Çünkü benim kendi branşım, kendimi en iyi hissettiğim yer. Ve bu oydu yapmam gereken, uzun değil aslında. Benim onda başarılı olmam gerekiyor. Kendimi orada kanıtlamam lazım. Isınıyorum, içimde anlamsız bir heyecan var. Ben genelde kendimden emin olduğum zamanlarda heyecanlanırım zaten. Deneme atlayışları falan yapıyoruz ama ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Dünden kalan bir yorgunluk var bacaklarımda. Neyse. O zaman işte Bursa'ya kadar en iyi derecem 13.38'di. Yani çok klişe olacak ama inanmak başarmanın yarısıdır. Atladım. Atladıktan sonra U23 rekoru o zaman 13.51'di galiba. 13.51 veya 13.54 olması lazım. Şu an tam hatırlamıyorum. Tribünden bağırıyorlar işte o hayırlı olsun yeni rekor falan diye. Hani antrenörüm dedi ki orası 13.55, 13.60 falan var. Sonra 13.80 dedi. Yani kendimi sanki olimpiyat barajı geçmiş gibi hissettim. Evet, bugün de bir rekor geldi. 23 yaş altı Türkiye rekoru geldi. Tuğba Danışmaz'dan tebrik ediyoruz Tuğba. Müthiş yarışlar 2 günde. Dün uzunu kazandın. Bugün de 300 adım atlama ve Türkiye rekoru. Öncelikle antrenörüm Cahit Yüksel'e çok teşekkür ederim. Beklenen bir şeydi. Yani yapabileceğime inanıyordum. Yapabileceğime inanarak o sahaya çıktım. Çok mutluyum. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Teşekkür ederim herkese beni destekleyen. Aslında çok iyi bir zıplama bu. Ama birçok kişiye de örnek olması lazım. Bazı değerlerimizi bazen sosyal hayatlarından dolayı yok olmasını önleyebileceğimizin en güzel örneği bu. Tuğba da bunların en güzel örneklerinden bir tanesi. Birileri yanlış yapabilir, birilerinin yolu farklı olabilir. Ama biz eğitimciler bunların o hatalarını ortadan kaldırabilecek, onlara yol gösterebilecek ve kuralları net olarak koyabilirsek bu çocuklarımız ilerleyen yerlere gidebilirler. Kürsünün en üstüne doğru çıkabilirler. Bizim ilk hedefimiz şu anda bir hafta sonra yapılacak olan 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası. Aslında yarışa giderken kendimden çok emindim. Yani ama üçüncü olacağımdan emindim. Yani üçüncü olmak için gidiyordum oraya. Neyse yarış başladı. 6 hakkımız var bizim yarış süresi boyunca. 6. haklara kadar ben ikinci sıradayım. Belaruslu bir sporcu var. O atladı. 13.79.
Ben 3. sıraya düştüm. İngiliz bir kız var. O atladı. 13.64. Ben 4. sıraya düştüm. Son hakkım artık atlamam gerekiyor. Tribüne baktım. Herkes ayakta. Herkes bağırıyor. Ben çok heyecanlandım. Bembeyaz oldum. Hani o kadar istediler ki. Benden daha çok istediler. Ve o insanların yüzünü kare çıkartmamam gerekiyordu o an. Now, Deniz Maz has seen her push out of the medals. Needs to improve now by 5 centimeters to get back into third place. As a personal best of 13.80. Sonra şunu söyledim kendime. Bir Türk'ün bunu yapabileceğini kanıtlarsın. Bunu yapabilirsin dedim. Bağırdılar işte biraz tempo falan tuttular bana. O kadar ilk defa o kadar hızlı koştuğumu hissettim. Bir de tribünden bağırıyorlar işte 50 milyar diye bir ses duydum. Ben o sesi duyunca kendime geldim. Paranın gücü. Gerçekten. Atladım. Atladıktan sonra direkt zaten iyi atladığımı hissettim ve gittim direkt antrenörüme sarıldım. Derecem okundu. 13.85. İlk önce çok mutlu oldum. Hani hem rekor kırdım hem artık Avrupa ikincisiyim. Bayrağı aldım ama orada değilim o an. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. İlk defa böyle bir duygu içerisindeyim. Sonra birinci olan kızın 13.89 atladığını öğrendim. Çok az bir fark. Bu beni çok üzdü, çok üzdü. O benim için hayaldi. Ama antrenörüm sağ olsun bu hayalimi yapabileceğime beni inandırdı. Ve biz de bunu başardık.